Günaydın arkadaşlar. Bugün küçük yıldayız. İstanbul'a kamera almaya geldim. DJI Osmo Mobil paket kamerayı aldım. İnşallah hayırlı olacak. İlk vlogumuzu çekeceğim bugün. İstanbul'da güzel yerlerde yemek yemeye çalışacağız inşallah. Bakalım nasıl olacak. Şimdi yavaş yavaş yürüyelim. Hem kameramızı deneyelim. Çok ufak bir cihaz arkadaşlar. Ama bence böyle vlog için mükemmel. Ele avucu sığan bir şey. Yavaş yavaş yürüyelim. İstanbul'u yiyelim bugün. Evet, Kadıköy Altıyol'da indim arkadaşlar. Dolmuştan. Çok önceleri burada güzel bir börekçi vardı aşağıda, Altıyol'un aşağısında. Bakalım bulabilecek miyiz? Kahvaltıyı orada yapayım dedim arkadaşlar. Küçük yıldan indim Bostancı'ya. Bostancı'da pek yiyecek bir şey bulamadım fazla. İstasyon yapıldıktan sonra yeni istasyon oralara bozulmuş. Hiç güzel bir mekan kalmamış. En güzel mekanlar gene Kadıköy'de. Aşağıda şimdi. Şuraya gidelim. Burası gerçekten yani bizim gibi yemek çeken YouTuber'lar için bir cennet. Şöyle suatları bir gezdireyim size. Burası Kadıköy Altıyol'un hemen aşağısında. Balıkçılar var, manavlar var. Kasaplar var. Sebzeciler var. Şöyle bir gidelim bakalım. İyi bir yer bulabileceğiz mi? İlle ki buluruz da. Burası neydi acaba? Burada da bir denemek lazım. Bunun börekleri gayet güzel. Benim aradığım. Gel. Amca şöyle oturayım ben. Otur otur otur. Şükür sahip sahip. Gören bizi sipariş etti. Burası yani bu börek. Gayet ince bir hamuru var. İçinde bol kıyma var. Kızarmış. Aradığım yer burasıydı. Bayağıdır gelmemiştim. Mükemmel gözüküyor. Bismillah. Böreğimizi yemeye başlayalım. Gerçekten harika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kadıköy merkez burası da. Böreğimizi yedik. Gayet güzel. Şimdi
Bir yola koyalım. Göreğimizi yedik. Şimdi Kadıköy iskeleye doğru bir gidelim bakalım. Dediğim gibi buralar arkadaşlar YouTuberlar için, yemek yapan YouTuberlar için gerçekten çok iyi yerler. Ada pazarlı olarak Kadıköy'de bir ıslama köfteci görününce dayanamayı çektim arkadaşlar. Ama biz de inşallah bunu da yeriz. Şurada bir çay içelim inşallah arkadaşlar. Tam deniz kesimde. Çayımız da geldi. Şimdi şu manzara bakıp bir çay içelim. Oradan da yola koyulalım. Karşıya geçmeyi düşünüyorum. Deniz süpürgesi. Deniz temizliği arkadaşlar. Beşiktaş Merkez Çarşı'dayız. Arkadaşlar buralarda da hakikaten çok yemek yeri var ya. Şimdi diyeceğim Karadeniz döneri arıyorum. Bulacağım inşallah. Selamun aleyküm. Daha da pazarına geldim bu döner için. Tamam, hoş geldin. Merak etti. Bir de şöyle bir çekeyim abi. Evet, en sonunda şu meşhur dönere kavuştuk. Meşhur amcamız orada. Harika gözüküyor ya. Harika gözüküyor. Arabada neresine yani? Tam göbek. Önerim geldi. Şöyle yandan düş. Karantinle beraber giden yağlandı. Yemeğe devam. Başlayalım. Bismillah. Arkadaşlar dönerden yedim. Hakikaten. Hakikaten ününü hak ediyor. Şu ana kadar yedim en güzel dönerlerden birisi. Karadeniz döneri müthiş. Meşhur amcaya da çekelim. Tavsiye ederim arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun gelen yiyenlere. Burası da Kadıköy'ü aratmayacak. Çeşitli yemekçi barındırıyor arkadaşlar. Hakikaten hangi birinden yiyeceğiz ya? Şaşırdım.
Yani bunun için özel ayrıyetten bir gün daha gelmek lazım. Akşama kadar burada durup bu oyuna yemek yemek lazım. Evet arkadaşlar, şimdi balık ekmek yiyeceğiz. Galata Köprüsü'ndeyiz. Üniversiteden bir arkadaşımla beraber. Hem arkadaşım hem takipçim. Merhaba. Şöyle güzel bir ziyafet çekelim kendimize. Şöyle Boğaz manzarasında bir balık ekmek yiyelim. Oh, mis gibi. Mis gibi, mis gibi. Hoş geldiniz. Balık ekmek fena değil, tadı güzel değil mi Nuri'cim? Biraz fiyatlı ama idare edeceğiz. Bugün en son yemeğimizi Maltepe, neresiydi burası Ömer? Beylikdüzü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri. Evet, deniz kıyısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisindeyiz. Gene bir şeyler yiyoruz. Burada hem üniversite arkadaşım hem takipçim Ömer arkadaşım var. Onunla beraberiz şimdi. Bakalım ne yiyoruz? Paşanga böreği, sigara böreği, patates kızartması. Mecbur kola içiyoruz artık. Bugünkü son ziyafet mi olur yoksa daha yer miyiz bilemiyorum. İstanbul'u yemeye kararlıyım.